Bir önceki bölümde. Herkese merhaba. Limo, bunu yukarı çıkaralım mı? Siz neden geldiniz memur o? Oh, söylemeyi unuttum mu? Ne kadar da unutkanım. İşte mükemmel kiracı. Suçla savaşıyor hem de yemek yapıyor. Üst kattaki odayı tuttu. İki takım stratejisi mi? Tobotları ayıracak mısın? Doğru. Tobotçe'ye şehirde konuşlanacak. X, Y, Z ve W'nun hep beraber dövüşmesine gerek kalmayacak. Tabii ki ciddi durumlarda bunu yapabilirler. Kritik kararı kim verecek? Memur O'ya ne dersin? Zaten Tobotçe ile devreye geziyor kendisi. Y, sen anlayabildin mi? Hayır. Kötü oldu. Çok merak ediyorum. Ben de öyle. Şimdi karmaşık ve hassas bir konu olan takım bölünmesini ele alacağız. Sporcular ve sivri zekalar olsun. Ryan ve Nathan hesap yapmayı seviyor. Birlikte çalışırlar. Corey ile ben spora bayılıyoruz. İkimizin takım olması en mantıklısı. Böylece her takımın kendi gücü olur. Ne dersiniz? Bence bu çok iyi bir fikir. Evet, öyle. Aha, kapalılar. Ah, her şeyi çalın. Kımıldamayın hırsızlar. Tobotçe! Dönüşme vakti! Kaçın! Ay, yine mi kaçıyorsunuz? Size kim izin verdi ha? Patron, arkanızda. Seni tutukluyorum, Diluc Octavius. Eyvah, dikkat edin. Şık ayakkabılarınız kirlenmesin. Dikkat! Merhaba beyler, hoş geldiniz. Daha önce tanışmış mıydık? Yanımdaki bey, yeni seçilen bölge amiri Bay Kim. Üstünüz olur. Benim adım da Başkomiser Jones. Amirim! Pekala, Diluc Octavius'ı nakledeceğiz. Hadi acele edelim. Bir şey mi istediniz? Evet, bölge merkezden geldik. Diluc Octavius adlı zanlıyla görüşeceğiz. Bir yanlışlık var. Az önce bölge amiri onu aldı ve götürdü. Bölge amiri mi? Evet. Yardımcısıyla geldi. Çok resmi giyinmişlerdi. Adı neydi acaba? Jones. Başkomiser Jones mu? Böyle bir polisi tanımıyoruz. Hem yeni bölge amiri gelecek ay başlayacak. Ciddi misiniz? Ne cüretle polisi kandırmak isterler. Ne ayıp. İşte onlar. Tobotçe, siyah minibüsü takip et. İmkansız bir talep. Bu yolun hız sınırı saatte 60 kilometredir. Zanlı bunu aşıyor. Tamam. Ama suçları daha da büyük. Onları durdurmalıyız. Bir yasayı korumak için diğerini çiğnemek üzere programlanmadım. Programımda prosedürleri izlemek var. Tamam. Ama failleri yakalamak üzereyiz. Onları elden kaçıramayız. Sesin stresli geliyor. Kurallara göre dikkati dağınık bir sürücü motorlu araç kullanmamalıdır. Sakinleşmeni öneririm. Tamam. Ciddi olamazsın. Gevşe biraz. Pekala. Madem öyle destek çağıralım. Uçabildiği için de W gelsin. Takımın adı neydi? Neyse. Ryan'ın takımını ara lütfen. Ryan'ın takımı acilen desteğiniz gerekiyor. Kimse yok mu? Kendisi şimdi meşgul. Arama bitti. Memur O. Vay, hiç hoş değil. Benim takımımın yetmeyeceğini mi sanıyor bu? Neymiş, bir şey mi olmuş? Sanki akıllı anahtarım çaldı. Hayır, çalmadı. Televizyon sesiydi. Pekala, en iyi takımın en iyisi olduğunu göstereceğim.
Hey Dylan, gidiyoruz. Ha! Sürüyorsun. İşte bir yolunu buldun. Aşırı hızlı yapmadın. Tamam. Ah, şansım yaver gitti. Tamam. Mutlaka peşlerinde kal ve sakın gözden kaçırma. Sen siyah minibüsteki arabanı sağa çek. Hı. Tamam. Sürücülüğün bu kadarı. Acaba rüya takımı nerede kaldı? En iyi takım geliyor. Az kaldı. Nereye gelelim? Tamam. En iyi takım mı? Ryan size mi katıldı yani? Hayır, Atom değil. Ha, tuhaf. Neyse, boş ver. Yine de yardıma ihtiyacım var. Ve önce siz geldiniz. Rüya takımı çok meşguldü. Onun yerine en iyi takım geldi. Tamam, zaten biz daha iyiyiz. Bugün şanslı günün. Tamam. Tamam o zaman. Siyah minibüsü takip etmeniz gerekiyor. İçinde Diluc ve sahte polisler var. Anlaşıldı. Tamam. Hey Corey, polis telsizi taklidini abartmaya başladın. Anlamadım. Çok fazla tamam diyorsun. Aa, tamam. Öyle olsun. Neyse, sen sağdan git, ben de soldan. Minibüsü ara. Anlaşıldı. Aa, anlaşıldı mı? Kulağa çok havalı geliyor. Ben de söylemeliydim. Arabayı sağa sola savurarak ne yapıyorsun? Gözüm kapalıyken bile daha iyi sürerim ben. Yani aslında söylemek istediğim, sürüşü birazcık daha gelişebilir, o kadar. Bir dakika, tanıdık gelen bir şey var. Bay Diluc, biziz. Ay! Anlatın bakalım. Nezareti çok sevmişsiniz. Yemeklere bayılmışsınız. Bayılmadım. Ben sadece oyunculuk yeteneğimi kullanarak nezarette kalmak istediğimi düşündürdüm. Beni zorla tutmayı bıraksınlar diye. Performansım harika değil miydi? Hatta muhteşemdi. Siz öyle sanın. Ha, yakaladım. Ondan kurtulmalıyız. Çabuk! Peşinde kal. İşte onları köşede boş araziye sıkıştıralım. Memuro, tuzağa siz de yardım edebilirsiniz. Tamam. Memuro. Duydunuz mu? Tamam, anlaşıldı. Anlaşıldı. Hemen oraya gidiyorum. Bildiğim bir kestirme yol var. Pekala. Tamam, anlaşıldı. Yine mi? Yetişiyorum. Eyvah! Turbo motor zamanı. Hemen. Yeah. Z. Sonra güçlendirici. Aa! Corey! Aa! Z! Fren! Dikkat, uçurum. Ucuz lastikler. Düşün, düşün. Evet. Bir deneyelim. Tobot C. Dönüşme vakti. İşim bitti sanmıştım. İyi miymiş? Diluc elimizden kaçtı. Çok kötü oldu.
Patron, lütfen sakin ol. Biz de geriliyoruz. Hayır, nasıl sakinleşeceğim? Bay Fuse kesin beni cezalandıracak. Tabii ki kızgın. Başına dert açıyordunuz. Bile bile hapiste kalmak tuhaf bir şey. Her şey ana planımın parçasıydı. Gerçekleşeceği zamanı tanımadı. Ama kimi kandırıyorum ki? Söylemem iyi olur mu bilmiyorum ama hazır olsanız iyi olur. Neye? Bunu herkes bilmez ama Bay Fuse usta bir ninjadır. Antrenmanlarını gördüm. Şimşek gibi hızlı. Üstelik çok çevik. Eklemlerini her türlü bükebiliyor. Öyle mi? Emin misin mi dublörü olmasın? Bunu bile yapabiliyor. Tamam. İşte bu doğal değil. Bunu da... O hamle de ne? Belki bana da öğretebilirsiniz. Bay Diyo. Bay Fuse sizi görmek istiyor. Söylemem iyi olur mu bilmem ama hazır olsanız iyi olur. Bunu herkes bilmez ama Bay Fuse usta bir ninjadır. Antrenmanlarını gördüm. Şimşek gibi hızlı. Kendini iyi sanıyorsun ama aklını başından alacağım. Yapmayın. Bu seferlik affetseniz olmaz mı? Evet. Nihayet derece yaptım. Peki Bay Dilok geldi mi? Onunla konuşuyorsunuz sandı. O gitti, oyun bitti. Kazandınız. İyi. Ben şehrin koruyucusuyum. Gizli kahraman, açılın. Çok sıkıcı bu. Zaten olurken oradaydım. Neyi seyrediyorum ki? Başka ne var acaba? Ne oldu? Derdin ne senin? Derdimi hemen anlatayım. Beni kandırdın. Hiç de bile. Ben işimi yaptım. Memur o rüya takımından yardım istedi ama müdahale ettin. Böyle suçlama yapacaksan elinde kanıtlarla gel. Kanıt ha? Tamam. Pekala X. Sen ne gördün söyle. Cory ile Y çıktı. Memur o önce rüya takımını istiyormuş. Hayır. Robotsun ama gevezesin. Hayır ben sadece X'i Dilikun bize epey zorladığını yani söyledim. Yani bana gerçekten yalan söyledin. Hayır sadece. Peki evet yalan söyledim ama iyi niyetimden söyledim. Ne demek istiyorsun? Nasıl iyi niyetmiş bu? Sen duştaydın. Oraya benim kadar çabuk gitmen imkansızdı. Hem kurulanacaktın hem de saçını yapacaktın. Sen hazırlanana kadar kavga bitmiş olurdu zaten. Mazeret üretiyorsun. Hemen çıkabileceğimi biliyorsun Cory. Telefona yetişememeyi dert edeceksen duşa akıllı anahtarınla gir. Ben öyle yapardım. Seni kızdırmak istemedim. Bak acil bir durum olmasa diğerine asla geçmezdim. Tamam. Yerime neden gittiğini anlayabiliyorum Cory. Ama lütfen ciddi olalım artık. Ciddi mi? Ya şöyle bir plan olsa memur o her ikimizi de arasın tamam mı? Telefonu ilk açan kimse göreve o çıksın. Bu iyi bir çözüm oldu mu? Özetle erken kalkan yol alır. Göreceğiz. Daha çok tartışacaksınız. Siz karışmayın. Bence denememiz gerek. Kimin daha çok işe yaradığını görürüz böylece. İyi. Durum şu. Artık ikimizi de aramanı istiyoruz memuro. Ve ilk cevap veren görevi alacak. Ama tobotların yetenek tipleri farklı. Takımı buna göre seçsem ya. Ama eğer seçtiğin takım yetişemeyecekse bunun bir anlamı yok. Yarışırsak daha da hızlı geliriz. Doğru. Biraz rekabet yeteneklerimizi cilalayacak. Tamam o zaman öyle olsun. Ben de artık her iki takımı da ararım. Akıllı anahtarını yanından ayırma. Yine de en iyi takımla boy ölçüşemeyeceksin. Sen öyle san tabii Cory. Hey X! Beni niye ispiyonladın? Benim görevim bütün aktiviteleri rapor etmek. Başkalarının aktivitesi senin görevin değil. Haklı, ben böyle diyorum. O kötü bir davranıştı. Ve sen buna izin vermemeliydin. Kendini çok özel sanıyorsun değil mi? Rüya takımı hava atmaya bayılıyor. Ben böyle duydum. X ve Z ile artık oynamıyoruz. O yasaklı takımda. Git Nathan ve W ile oyna artık. Artık taraf mı tutuyoruz? Hey Z, bir ses duydun mu? Patron? Öğle yemeğini mi düşünüyorsunuz? Aklım fikrim yemekte mi sanıyorsun? Aslında az önce muhteşem patronumuzu gördüm. Tuvalette tek başına repliklerini çalışıyordu. Ben çok etkilendim. Bu kadar da değil. Oyunculuğuyla polisi bile kandırdı.
Keşke ona biraz benzeyebilsem. Anlamıyorum. Ne diyorsunuz? Bay Tom Fuse kadar iyi oyuncu olsaydım özgür olurdum. Her istediğimi yapabilirdim. Luna Park sahibiymiş gibi yapardım. Asla kuyruğa girmeme gerek kalmazdı. Ama hız trenlerinden korkuyor. Evet. Eğer ciddiyseniz kursa gidin. Ha? Yani sence yapabilir miyim? Tabii ki yaparsınız. Neredeyse bütün iyi aktörler kötü başladı. Sonra gelişti. Benim gibi mi? Aynen. Pekala, yapacağım. Tamam, kimden ders alayım? Bay Fuse'dan. Yardım eder mi? Güvenini kazanın. Banyoyu silin, düğmelerini parlatın. Ama bunu zaten yapmıyor muyum? Sanırım buldum. Kullandığı o siyah minibüs yıkanmalı. Pırıl pırıl hale gelirse fark edeceği kesin. Oo, hoş fikir. Minibüsü öyle parlatacağım ki bakınca kendi yüzünü görecek. Şimdi ne yapacağım peki? Diluk'u kaçırdık diye komiser küplere bindi. Bu kadar telaş etmeyin. Bizden çok uzun süre saklanamazlar. Peşlerinde bir iz bıraktılar. Güvenlik kamerası kayıtlarını gördüm. Biraz zaman alsa da izlerini sürebiliriz. Harika. Aferin. İz peşindeyiz. Bizi kurtaracağını biliyordum. Pekala. Şimdi gitmeliyim. Bu hafta gece vardiyasına çıkacağım. Ben de. Görüşürüz. Evet. Hoşça kal. Bir dakika. Bugün çarşamba. Telsiz görevim var. Alo. Buyurun. Evet, kusura bakmayın. Biliyorum. Tamamen unutmuşum. Ceza mı? Hayır, yapmayın. Hemen geliyorum. Görev mi çağırıyor? Doğru. Görüşürüz. Tamam, güle güle. Ama soruşturmada başarılar dilerim. Senden iyi bir ipucu bekliyoruz. İşte şehir merkezi, 2 numara Okyanus Caddesi. Sonra garajın içine. Yakaladım sizi. Bir sonraki bölümde. O minibüs. Diluk'un kaçtığı minibüsün aynı. Çocuklar! Rüya takımı. Bir şeyler oluyor. Hemen oto yıkamacıya gelin. Hemen. Tamam. Hemen geliyoruz. Nereye gitti bunlar? Tam önümüzdelerdi. Geçmiş olamayız. Siyah minibüs görmedim. Çocuklar bugün robot minibüs görmüşler. Evet. Onlara bir tür yağ sıkmış. Araştırıyorum. Ama itiraf etmeliyim, iki takım fikri pek iyi olmayabilir. Niye öyle dedin? Galiba fazla rekabetçi oldular. Rüya takımı ve en iyi takım. Şuna bak, en sevdiğim öğrencim. Yanındaki de Limo. Doktor No. Gönüllü itfaiyeci mi? Dışarıda konuşalım. Ha? Yangın savunması iyi bir ek olur diye düşündüm. Siz ne diyorsunuz? Vay!